Şengör Belediyesi Basın Yayın Bağlı İlişkiler Müdürlüğümüzün sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yarışmalarla hediye alacak olan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tüm annelerimizin annelerini kutluyoruz. Anneler günü vesilesiyle annelerimize ne hediye verelim diye düşündük. Dediler şu anda en revaçta olan şey robot. Öyle mi? Evet. Biz de robot hediyeleri dedik. 20 tane. Şimdi o robotları kurayla çekmiş olduğumuz kura neticesinde kazanan talibelerimize inşallah hediye edeceğiz. Valla şimdi bunu cep telefonuyla da yönetiyor bir arada bu. Evde olmadığınız zaman bunun bir şarj aleti var. Koyuyorsunuz evin bir köşesine. Evin her tarafını hafızasını alıyor. Ondan sonra komut veriyorsunuz. Cep telefonuyla bu başlıyor çalışmaya. Temizliyor geri şarj yerine gelip duruyor da şarj yerine tekrar. Yani bayağı bir iş görüyor. Ben de ya bu neydi falan diye önce baktım. Çok iyi işe yaramazdım ama bayağı yıkıyor, süpürüyor, bir şeyler yapıyor. Bende 4 tane erkek çocuğu var başkanım. Evet. Hani eve gırgırlatıyorum, zorlarına geliyordu. Anne o hediye kazanmışız falan dediler, çok sevindiler yani. Başkanım ben çok çıkmasını istemiştim. Bel fıtığı patlamasından dolayı 8 aydır bayağı yapalak dönem atlattım. 2 aydır elhamdülillah iyiyim. Ama oğluma bisiklet kısmet çıktı. O da 2 yıldır istiyordu bisiklet. Benim istediğim olmadı, onun gönlü hoş oldu. Hoş olsun. Size çok selamları var, dersi olduğu için gelemedi. Selam. Ellerinizden öptüğünü iletmemi istedi. Sizin de çok selamlarınızı iletin. Aleykümselam. Amacımız vatandaşlarımızın hem böyle bir bisikletin olması, her gencin bir hayali de bu. Hem de spor yapmaya teşvik. Enerjisini doğru bir şekilde alsınlar, cep telefonuyla çok uğraşmasınlar. Biraz hareket, bereket olsun. Bunu istiyoruz. Evet, şu anda karşı karşıyayız. Yan yanayız aslında. Şimdi cep olarak karşı karşıyayız. Bize soracağınızı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kitap desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Liseye bir sınavlarla hazırlanıyorlar. Az bir zaman kaldı, pazar günü. Onlara vermiş olduğumuz destek, kitap yardımı sonsuz teşekkürler. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Ne demek? Çok teşekkür ediyoruz. Pandemi zamanında bizim için gerçekten bulunmaz bir şeydi. Evet. Çocuklarımız boyama setleriyle de hani gerçekten çok mutlu olduk. Boyamaya kıyamıyor, öyle diyeyim ben size. Kullanmaya kıyamıyorsa bu senin yenisini dağıtacağız. Sen kullan, boş ver. Yani gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Böyle yeniden dağıtacağız. İnşallah. Kullan. Ben Hatay'ım. Yani birçok ili gezdim. Birçok ili gözlem yapıyorum. Tam belki bir şey daha geniş olabilir ama sizin şu artınızı çok görüyorum. Yani hiçbir yeri eksik gözetmek sizin her yere gidiyorsunuz. Mesela ben Üsküdar mevkinde çalışıyorum. Takdir ediyorum sizi yani. Bir yeri açsanız kesinlikle ara vermeden anında kapatıyorsunuz. Ama başka belediyelere bakıyoruz. Belki 10 gün alır, belki 15 gün alır. Bu önemli bir hizmet anlayışı aslında. Yani vatandaşa karşı bir sorumluluğunuzun verdiği sonuçtur. Evet. Çok teşekkür ederim. Özellikle araç kullanan bir vatandaş olarak, özellikle sahada, her yerde bunun çok artısını diyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Biz vatandaşımızı çok seviyoruz. Evet, ben tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hediyeleriniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hanımlara robot gerçekten çok işlerini görecek. Bisikletler de spora katkı sağlayacak. Kazasız belasız günlerde kullanılıyor. Ali. Ali hocam. İyi çalışmalar başla. Ali. Thank you.